Ki oyunculardan istersen bazılarını konuşalım. İlk konuşacağımız kişi bence Mehdi Batshuayi olacak. Çünkü son maçların, son haftaların kurtarıcı ismi oldu. Nöbetçi golcü diyoruz ama takımın en önemli isimlerinden biri şu anda kendisi. Bu konsantrasyona ulaşmasında, bu sezon başındaki o yedek kalmasından ötürü yaşanan kırgınlıktan sonra bu aşamaya gelmesi çok önemli. Tabii. Bunda İsmail Hoca'nın payı varsa alkışımız ona, yöneticilerin varsa alkışımız ona. Ama en önemlisi bir sporcunun kendisini ayakta tuttuğunu görüyoruz. Gol de attıkça forvetlerin ilacı gol zaten. Her maçta sonradan girip takımını kurtarıyor, sırtlıyor. Ve kaç dakika oynarsa biliyorsunuz ki Batshuayi en iyisini yapar. Kopmaz, küsmez, üzülmez. En azından son bölüm için söylüyorum ligin. Alkışları tabii ki ona yolluyorum. Semih Şentürk benzetmesi var. Klasik, nöbetçi golcü deyince. Dün de böyle fotoğrafları mixlemişlerdi sosyal medyada. Çok fazla gördüm. Ne diyorsun? Semih bir dönemin efsanesi, efsane oyuncusudur. Ve şimdi burada Semih'le aynı kategoriye koymayayım. Çünkü kendisi yıllarca böyle devam edip yıllarca goller attı. Yani kulübeden gelip gol kralı olmuşluğu var. Öyle bir durum. Hani sürekli bunu devam ettirmek çok çok sağlam bir psikoloji gerektirir. Ama bu sezon özelinde baktığımızda evet tam bir nöbetçi, yedek golcü Batshuayi. Peki şöyle son maça baktığında peki Trabzonspor mücadelesi evet farklı bir karşılaşmaydı belki konsantrasyon açısından ama kimleri öne çıkarıyorsun Fenerbahçe'de? Fred'i atlamayalım. Fred'i hani Batshuayi evet konuştuk ama yani goller iyi. Sert bir sakatlık sonrası sakatlıklar zinciri birkaç kere ondan sonrasında böyle dönmek çok önemli. Bir de burada bu maçta İsmail Hoca'nın da taktiğinin planlamasının böyle çok net tuttuğunu da söyleyelim. Yani Dzeko'yu ters kanada döndürdü, Szymański'yi ters tarafa yönlendirdi destek anlamında. Ortada yani her ikisinin de sürüklediği oyuncular sonrası ortada Fred'e de önemli boşluklar açıldı. Ve oyuncu da bunu çok net ceza sahasına kat ederek o bölgeden zaten biri uzaktan şutla o bölgeden atarak önemli iş yaptı. Fred'e övgüleri verirken bir de Tadic'e de aynı şeyi yapalım. Evet yani işte futbolda zekanın, futbolda kalitenin önemi niye derseniz Tadic'i buna örnek gösteririz. Peki Fenerbahçe'yi noktalayalım istersen. Tamam. Diğer takımlarla devam edelim ve ilk önce Galatasaray diyeceğiz değerli izleyenler. Bir haberimiz var liderliğiyle ilgili, bunu ekranlara getireceğiz. Kasımpaşa'yı 4-3 ile geçen Galatasaray Süper Lig'deki galibiyet serisini 11 maça çıkardı ve liderlikle devam ediyor. Galatasaray'ı konuşarak devam ediyoruz. 30. haftayı da 3 puanla tamamladı Sarı Kırmızılar. Kasımpaşa karşısında 4-3'lük bir galibiyet. Uzun süredir böyle çok keyif aldığım maçlar arasındaydı bu benim. Çok hareketli geçti. Galatasaray açısından da 3 puanla tamamlandı. Nasıldı sence? Senin heyecan dediğin de Galatasaray taraftarına sor. Keyif almayı. Onlar büyük böyle bir sınavdan geçtiler herhalde. Galatasaray sonunda güzel oldu. Son onlar için güzel oldu evet. Galatasaray kötü oynadığı bir maçı. Maçın büyük bölümünde oyunun hiç hakimiyetini kuramadı. Bir karşılaşmayı kazandı. Ben Galatasaray maçları tamam domine ediyor, kazanıyor, kaybediyor ama bunların çoğunda maçın genelinde hakim olan taraf Galatasaray'dı ve oyuna istediği yönü veren hep onlardı. Ama bu hafta o takımdan eser yoktu. Alan açıldı. Hep o rakip yarı sahaya oyunu yıkan, o baskı alanını daraltan ve topu kaybettiği anda geri kazanmayı başaran Galatasaray presi yoktu. Kerem Aktürkoğlu takımın en zayıf halkalarından biri olarak öne çıktı. Icardi golleri dışında o takım hücumuna, takım presine o kadar fazla katkı veremedi. Biraz Barış Alper'in üstüne binen, Mertens'in yönlendirmesine binen bir hücum hattı vardı. Bunlar Galatasaray'ın eksileri. Savunmada Kasımpaşa yani Galatasaray savunmasını hep uzun toplarla 2-3 kişi net hızlı çıkarak bayağı bir hırpaladı. Goller buldu. Bunlar Galatasaray'da negatif işlerdi. Ama diğer tarafta şampiyonluk yolunda her maçınızı zaten 3'er 5'er atarak kazanamazsınız. Bu tip galibiyetler de tam böyle kırılma anlarıdır, virajlardır. Onu da çok iyi döndüler. Burada kulübeden gelenler de uzun zaman sonra bence net katkı yaptı. Vinicius sanırım bunların başında geliyor. Evet golüyle öyle. Ben buna Ziyech'i de eklerim. Yani her ne kadar güzel böyle... Güzel geri döndü. Güzel geri döndü. Sonuçta Ziyech'i izlemek büyük keyif. Yani topu ayağına aldığında bu kadar net orta yapabilen, yani direkt hani nokta atışı, lazerle işaretlemiş gibi, güdümlü füze atar gibi oraya topu bırakıyor.
Diğer tarafta uzaktan şutları ki bir tane vardı kaleciden döndü. Evet. Takibinde hani topu alsalar Galatasaray golü yine atabilirdi. Bunlar var. Ne zaman nasıl mesafe tanımaksızın şut atacağı belli değil. Ziyeh'in dönüşü ortada. Zaha'yı da konuşayım. Zaha da bence son iki haftadır performansıyla en azından sahada ilk 11 olmak istediğini, biraz daha takım oyuncusu olarak geri dönmek istediğini gösteriyor. Kerem'in de kötü performansı olduğunu hani unutmayalım. Böyle bir Zaha değişikliği, Ziyeh'in tekrar sahaya dönme ihtimalleri de bence var. Mertens'in golüne ne diyorsun? Biraz önce Tadic'in yorumunu yaparken Mertens de aklıma geldi aslında. Kalite böyle bir şey. O dakikaya kadar Kasımpaşa'nın kalitesi birkaç kez öne çıktı aslında. Ama bunu görüp, sezip pozisyon bekleyen Mertens'ti. Mertens orada topu aldı ve hani sağ ayağıyla ters tarafa topu yollamak, çok iyi mesafe ayarlamak lazım. Kalecinin o önde olduğu kısmı çok iyi sezip o vuruşu yaptı. Muhteşem bir gol. İşte keyif aldığımız işler bunlar. Tabii. Aytaç'ın golünü de tabii buna eklerim ama evet, Mertens'inki böyle tam bir akıl işi, milimetrik hesaptı. Böyle tam Napoli günlerini hatırlatan bir goldü. Peki şimdi az önce Fenerbahçe için konuştuğumuzda cezaların gelme ihtimalinden bahsettik bazı yabancı oyuncular için. Ve tabii milli aradan sonra ne olacağı biraz belirsiz ama Galatasaray açısından olumlu konular var. Çünkü sakat oyuncular dönecek. Sanchez bekleniyor. Özür dilerim. Abdülkerim Bardakçı gelecek. Sergio Aurier. Sonunda artık bir gerçek sahabeyi görmek istiyoruz Galatasaray'da sanırım. Belirsiz döner mi ama sağlık heyeti artık takımla birlikte maçlara çıkabileceği bilgisini paylaşmış. Onunla ilgili de Antalya kampında hazırlık maçı yapmak isteniyor. Aurier de biraz oynasın diye. Galatasaray'ın bir sağ beke acil ihtiyacı var. Evet. Orada stoperden, orta sahadan devşirme bir oyuncuyu aylardır kullanıyorsunuz bu ay sonrası. O yüzden Aurier İlk 11 olmasa bile kulübede şart. Peki şimdi şu galibiyet serisine tekrar döneceğim. 11 maçlık bir galibiyet serisi var. Yenilmezlik serisi ise 18. Ve şöyle bakıyorum, yalnızca bir mağlubiyeti var Galatasaray'ın. O da Hatay Spor'a karşı ve milli ara sonrası Hatay Spor'la karşılaşacak. Galatasaray inanılmaz, yani Fenerbahçe gibi Galatasaray'da inanılmaz bir galibiyet serisi. Kaybetmeme serisiyle yola devam ediyorlar. Burada milli aradan sonra oynanacak Galatasaray 8 lig karşılaşması var. Fenerbahçe maçını berabere bitirme imkanınız var. Geri kalan tüm maçları kazanırsanız şampiyonsunuz. Şimdi Fenerbahçe'nin bu kaos tartışma ortamında ligde devam edeceklerdir de bazı şeylerle uğraşırken Galatasaray o ortamdan kopuk bir şekilde sadece sahaya odaklanabilir. Evet.